gece Mesut Yar'ın konukları. Ünlü sanatçı Erdal Özyağcılar. Bu gece televizyon hayatında toplamda kaç torunu olduğunu, çift aşamalı temizliğin faydalarını ve çayına kaç şeker attığını anlatacak. Ünlü sanatçı Güzin Özyağcılar. Bu gece toparlanıp nereye gittiğini, en iyi turşunun limonla mı sirkeyle mi yapıldığını ve yarım yüzyıllık aşkını anlatacak. Oyuncu Zeynep Özyağcılar. On parmağında kaç marifet olduğunu, evde gıybetini yaptıkları o ünlü ismi ve yapay zekadan çocuk yapılıp yapılmayacağını anlatacak. Hanımlar, beyler, Türkiye'nin enleri bünyesinde toplayan, en çok rağbet gören talk show'u Mesut Yar'la Laf Çok başlıyor. Efendim hoş geldiniz. Kanter içinde bir geceye daha hep birlikte giriyoruz. Çünkü zeytinyağı fiyatlarını öğrenince ben Özyağcılar ailesini ister istemez bir çağırmak durumunda kaldım. Sayın Erdal Bey, Sayın Güzin Hanım, Sayın Zeynep Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ailece şeref verdiniz. Çünkü genelde artık böyle tek tek alıyoruz konukları ama bazı programlar kült. Aslında bütün ailenin biz ama de aileden sayarsanız. Erdal abi dersen sevinirim. Tabii ki ya. Erdal abi artık ne diyeyim bunca yılın sonunda. Şu şeyden başlayalım biz konunun tam dışından başlayalım. Zeytinyağı fiyatlarından. Zeytinyağı fiyatlarından başlayalım. Bu sene 500 olur diyorlar ya. Olsun. Çünkü zeytinyağı çok önemli. Zeytinyağı biliyorsun tanrı meyvesi. Aynen öyle. Bunun bakımı çünkü benim 5 yıldır Asos'ta bir yerim var. Orada bayağı bir oradaki insanlarla oturup konuşuyorum. Kendi zeytinliğim de var bir dönüm. Ha girdik evet, yani. Evet. En özüne girdik. Gezildi. Ölüm. Yani zeytinyağı, bir yıllık zeytinyağı çıkıyor oradan. Yani biraz daha artabilir. Evet ve zeytin hakikaten çok önemli. Bakımı da öyle. Kendi zaten fazla bakım istemiyor. Öyle ama. Kendi kendine bakan güzel bir. Ama zeytinyağı fiyatlarının şey olması lazım. Yani. Yukarıda mı olması lazım? Yani kıymetli bir olay işte tabii. Dediğim gibi. Yani kıymetli bir nasıl bir hayat iksiri diyeyim size. Aynen. Var ya bayağı hayat iksiri insanın. Hı. Yaprağından tut, çayından tut, zeytinyağını her şeyi yani. Tabii şeyleri var böyle. Yalnız onu söyleyelim. Bunların da kaliteleri var. Tabii ki halkın da zeytinyağı yiyebilmesi için bir makul bir fiyatının da olması lazım. Yani illa soğuk sıkım olmasın yani da illa soğuk sıkım olmasın ama insanlar evet. Zeytinyağı yiyebilsin tabii onları da gözetmek lazım. Yani bir de zeytin yani. Çok önemli. Yani zeytinin hayır şu anlamda yani zeytin var. Bir de hani o zeytini çok piyasaya ucuz olsun diye çok şekilde harmanlayıp da satanlar var. Doğru. Onlar tabi zeytin değil. Harikulade. Peki biz Gıda Müfettişi isimli programımızın sonuna geldik. gelecek sene de peynirler, gelecek programda peynirler. Şimdi ben izninizle tabii Sayın Güzin. Güzin abladan başlamak istiyorum. Ay, anlatacağım derdimi Güzin ablama. O Güzin ablana. Güzin abla biraz süslü müdür Erdal abi sanki? Süslü mü? Hmm. Yok yani bir ya, bakımlıymış kendisi. Aslında Burcu Arslan, hani Arslan Burçlu süslü olur falan ya. Yeleli adam alakası yok. Sabahleyin bir çıktı geçen gün. Erdal bu ne kılığın dedim. Ben hep böyle geziyorum dedi. Eşortman altı, üstünde sete bir şey. Sete öyle gidiyorum üstünde, yani eşortmanla gidiyorum. Rahat. Çok seviyorum. Şeyde yaz halini biliyorum. Sportif gayet hep sportif. Ama kışın da öyle ben yani sete eşortmanla gidiyorum. Kışın bakımına çok düşkün. Çünkü hijyenik yani bakıma. Hijyen bakımına her hafta benden çok kuaförüne gider. Oh. Manikürünü, pedikürünü yaptırır. İyi ki kadın değil yani. Batardı. Evet. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Böyle bir şey yok. Hayatımda hiçbir zaman tiyatro oyunum olsun veya dizi olsun, film olsun veyahut da reklam ne olursa işimle ilgili sabah banyomu almadan yani bayağı iyi bir yıkanmadan asla gitmem. Dönüşte de aynı şekilde banyomu alırım ve özellikle bir de diz kapaklarımdan altını bol soğuk suyla yıkarım öyle yatarım. Oo bugün bayağı sağlıklı bilgiler aldım. Yani onu yaparım. Onu yaparım. Orada çok şeyim yani. Kremi falan var mıdır? Var. Kremlerim var. Benim yok. Kremlerim. Hayır kremlerim şöyle. Mesela benim şey yapan arkadaşlar var orada. Makyöz arkadaşlar şaşırıyorlar. Yani Ajda Pekkan bir sen iki abi diyorlar. Çünkü makyajım 3-4 tane kremle sürülüyor. Ama bu 15-20 senedir, 30 senedir böyle. Ha, bunun böyle olması lazım ya değil mi? Abi, ya normal ya, değil mi? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Yüzümle iş yapıyorum. Biraz şey yaptı, biraz gelişti mi hani şey dizi sektörü? Sen çok yakından bir, hani yakın bakarsak bir dizi tarihçisisin de aynı zamanda. Yok canım. Yani şeyi de kabul etmek lazım. Hani bizimkiler gibi kült bir şeyden geldik, bu noktaya geldi. Şimdi
Haftada da nereden baksanız 20-25 tane diziyi biz harcıyoruz. Nereden nereye geldi? Valla şöyle bir durum var tabii, yani hem teknik açıdan hem de yani hikayelerle dünyada belirli bir yeri var Türk dizilerinin. Hı. Ve bunlar satılıyor. Artık yavaş yavaş küçük de olsa bir sektör haline geldi. İyi de ödüller alıyor. İyi de ödüller alıyor. İşte Yargı en sonunda Enfes aldı. Sevgili Haluk Bilginer Emmy'yi aldı. Bunlar çok önemli şeyler. Eşeğimiz aldı, kızımız Kan aldı. Evet. Yani bunlar çok önemli. Şimdi şu, hep ben onu diyorum. Yani bizim oyuncularda maalesef çoğunda sektör bilinci yok. Hı hı. Sektör bilinci çok önemli bir şey. Sektör bizim yaptığımız işin bütünü. Bir sanayi ama küçük sanayi. Bunu hep söylüyorum. Robert De Niro'ya soruyorlar, nerede çalışıyorsun diyor. Sanayide çalışıyorum diyor adam. Harikulade. O kadar doğru bir şey ki. Bu sanayi bir, yani sektör bilincini bizim yükseltmemiz lazım. Tabii ki daha güzel diziler yapıyor. Kötü diziler de oluyor. Yanlış diziler de oluyor ama genel anlamda devrimsel değil ama evrimsel bir gelişme var. İyi, güzel. Ona bir D koyarız zaman içerisinde. Evet. Ama çünkü hani Türkiye bir dönemin Latin Amerika'sı haline geldi yani. Kabul edelim ki hakikaten banttan çıkan işlerde çıkartabiliyoruz artık. Ama evet, yani evet, bir de bir şey var. Türkiye'nin tanıtımına da büyük bir katkıda bulunuyor tabii. Yani oradaki insan duygular. Mesela ben bunun en güzelini şeyde yaşamıştım. Yabancı Damat'ta yaşamıştım. Evet. Beni bu bir pastacı çağırdı. Meğer pastacı Türk düşmanıymış. Bizim diziyi seyredince beni çok sevmiş. Bana çok benziyor diye. Bana o zaman parasında 10 milyon euro verdiler. Bana şeyine çağırdı. Açılışına çağırdı. Yunanistan'a çağırdı. Tabii canım. Oo, güzel özel yani. Mercedes bana yolladı. Oo, adam. Ya, bir ve sen aynı benim gibisin diyor. Bağırsana kızına, beni kızına bağırttırdı. Oh. Aynı onun gibi bağırıyormuşum. Çok güzel. Yani bir de böyle bir... Ya lobi anlamında gerçekten doğru. Ama şimdi tabii... Bir sempatiye de yol açıyor yani. Olmaz mı? Ama şimdi Türkiye'deki yani dizileri izleyen zaten kafası karışıyor. Yabancıların biraz daha karışmıyor mudur Güzin abla? Bizde bin çeşit dizi var. Bir yandan bir bakıyorsun aşirettöre. Bir taraftan gereksiz bir modernizm. Biz yani oraya da yetişiyoruz. Dizilerimizi oraya da yolluyoruz ve onların kafalarını da karıştırıyoruz. Tam olarak değil mi? Ya bu Türkler nasıldır acaba falan diye düşünüyorlar. Evet ve merak da ediyorlar herhalde ki dizilerimiz iyi gidiyor orada. Öyle çok iyi. Çok gayet iyi. Buraya gidiyor. Sizi tabii dizi konuşmaya çağırmadım. Biraz tiyatro, birlikte kolektif yaşam. Evet, evet. Sonuç itibariyle üçünüz de ayrı sanatçılardan bir kolektif oluşturmuşsunuz. Bu anlamda size şey soracağım Zeynep, bir anne babanın dışında o fix bir sorudur. Çok zor oldu mu iki ünlü işte şeyin ebeveynin çocuğu olmak? Hmm. Zor olmamıştır. Bana göre tam tersine şey, bayağı tarla gibi hissetmişindir kendini. Ama sürekli ekliyorlar. Ben hep aynı şeyi söylüyorum. Ben başka türlüsünü bilmediğim için yani başka türlü bir hayat bilmediğim için aslında bir hafta çok, ayarlayabiliriz. Yani zor mu kolay mı kısmını çok bilmiyorum. Çünkü benim için işte normal herkesinki gibi annem babam. Tabii ki güzellikleri var. Zorlukları da var. Birazcık böyle bir takım belki ön yargılar falan ama biz hepimiz çok ayrı ayrı yaşayan, ayrı ayrı çok çalışan ama birlikte çok iyi vakit geçiren ve eğlenen bir aileyiz. Birbirimizin işimizi yaptığımız zaman da tabii ki izliyoruz, fikrimizi söylüyoruz. Bu anlamda da çok büyük avantaj tabii ki. Burası beni çok ilgilendiriyor. Hangisine daha acımadan eleştiri yapabiliyorsun? Anneye mi babaya mı? Bizde öyle bir şey yok. Herkes birbirine yapar. Bana daha çok. Yok, şimdi babama şöyle bir şey yapıyorum. Hayır, babama şöyle bir şey yapıyorum. Bana daha çok. Şimdi yapı itibariyle o bizim küçük çocuğumuz olduğu için şımarmaya çok müsait. Evet, doğru söylüyorlar. Bazen babam mesela ya diyorum şuna da yalnız birazcık şuna dikkat ederiz iyi olur falan. Annem bir şeyler söylüyor. Babam gidiyor. Mesela o arada yok. Abim de var mesela. Oturuyoruz ya bir şey söyleyeceğim. Şımarmasın diye hani çok abartmak istemedim ama olağanüstü oynamış ya diyorum mesela ama ay annem diyor ki ay aman diyor çok söyleme ne olur diyor. Yanında fısır fısır şey yapıyor diyor. Ya sonra diyor şımarmasın diyor. Şımarıyorum. Yapıyor musun? Şey ama öyle bir hakkı olsun ya. Hakkı değil şımarıyorum. Ama hayır, ben daha güzel bir şey söyleyeyim. Yani bu dozu bozmasın anlamında. Ciddi misin? Tabii o zaman yönetmene büyük oynamam. Yönetmen büyük oynama. Büyük değil de komikliğe bazen kaçabilir. Büyük oynamam yani. Yönetmenime büyük saygılıyımdır. Zaten onu yönetmen Fark abi yapma der, hemen yapmam. Ha, böyle bir şeyin arasında bir yapmayı bayılıyorum. Yok, böyle küçük bir şey. Oynamaya doyamıyor. Orada oynuyor. Geliyor nasıl oynadım diye bir de akşam bize evde oynuyor. Eyvah ya. Eve iş getiriyor. Aman. Bir de bir şey daha var. Ben onu söylüyorum. Zeynep'le ilgili bir şey söyleyeceğim. Zeynep'e bir soru sordun ya.
Zeynep aslında sirkte doğdu. Nasıl yani? Hani şöyle sirkte trapezler vardır ya. Aha, çocukları doğar. Zaten küçükten o döndürü onu tabii, atar tabii. Adam. Şeyde sallar zaten trapezci olur. Tabii normal hani salıncakta sallanacağı gibi. Böyle böyle öğreniyor insan. Ama o tabii akademisyenliği biraz daha böyle enteresan. Şimdiki hazır akademisyen sen bilgiyi alalım. Oyuncu iyi oyuncu yetiştirebiliyor muyuz? Bu bir hakikaten bir şekilde şu çok tartışılmaya başlandı. Ya fabrikasyon bir şekilde kast ajansları kuruluyor. İşte herkes bir yere atlıyor. Güzel mi iyi oyuncudur yoksa güzel derken hani estetik olarak oyunculuk da tartışılmaya başlandı. Herhangi bir oyunculuk bilinci oluştu mu? Baba demin endüstriyel bilince karşı bir şer kullanmıştı daha oturmadı diye. Belki oturacak zaman şimdi. Sen nasıl bakıyorsun? Valla çok iyi gençler geliyor bir kere. Çok başarılı bir gençlik geliyor oyunculuk anlamında. Çok merak eden. Ben şimdi hani üniversitede de hoca olunca hani yeni gelenlerle daha böyle bir yakından bir iletişim halinde olmaya başladım. Çok güzel çalışıyorlar. Tabii ki çok da iyi hocalarımız var. Ama yani şimdi yüzdeye vurursak, sayıya vurursak bir şekilde ünlü olmak için sadece oyunculuk yapmak isteyenlerin yanında tabii ki böyle kalite ve değer peşinde olan gençler daha az olacak. Onlar her zaman daha az olacak zaten. Seyirci de onları ayrı tutacak. Bunların hepsine yerimiz var mı bizim? Yani kitap sağlayabileceğiz mi? Çünkü yani unutulanlarla da dolu ya. Valla ben şöyle bir şey söylüyorum. Ne istiyorsun hayatında diye ilk gün. İlk tanışma gününde hepsiyle tek tek konuştum. Hayalinle. Şimdi bu okula geldin. Bu okulu okuyacaksın ve ne istiyorsun? Bazıları canım o kadar güzel böyle uçuyorlar. Şunu yapacağım, oradan bunu yapacağım. Ben hemen kendi konservatuar zamanlarını düşünüyorum. Valla ben kendilerine şunu söyledim. Canlarım ciğerlerim. İnşallah bütün hayalleriniz gerçek olur. Ama ben size hocanız olarak, ablanız olarak, bir dostunuz olarak söyleyeyim. Bu ülkede her şeyi vasatın üstü bilmek zorundasın. Tiyatro yapmak istiyorsan biraz ışık bileceksin, biraz reji bileceksin, biraz kostüm tasarımı bileceksin. Sen her şeyi bilmek ve her şeye hakim olmak zorundasın. Burası başka bir ülke değil. Biz burada montaj da bileceksin, onu da bileceksin. Onun için konservatuar yeterli değil. Dışarıdan da başka kurslarla onları o eksikleri de lisan bileceğim bir değil iki tane. Çünkü sen fark yaratmak zorundasın. Komplike olmak durumundasın. Evet o kadar yaratacak. Çok ki yani senin bir imzan olması lazım ve senin onlardan fazla bir şeyin olması lazım. Evet dans da edeceksin. Evet şan da bileceksin. Yani bizim başka türlü bir şansımız yok. Ve diyorum her zaman bir B planın, C planın hatta burası Türkiye D planın olacak yani. Hayatta da kalabilmek için. Çünkü şan çok iyi bir oyuncusun ama şansın yaver gitmedi ve o yıl dizi bir şey yapamadın. Ne yapacaksın sen? Ne yapabilir bir oyuncu yani? Hatta uzarda gider. F'ye, yani. Evet, G'ye kadar bile gidebilir. Evet ama bilinçli artık insanlar bilinçli. En azından bilinçli. Bir öğretmenden aldık ilk dersimizi buyuyor. Peki Güzin abla siz böyle bir şeyde telkinde bulunmuş muydunuz Zeynep tiyatro işlerinde? Bizim zamanımızda o kadar böyle bir şeyimiz yoktu. Zeynep'te biz ancak nasıl yeteneği var mı bu çocuk bizim peşimizden gidiyor ama bizim mesleği ne durumda yarın öbür gün çok şeye düşer mi diye biz Erdal'la ikimiz hep onu etüt ettik. Öyle böyle baktık ki iyi gidiyor gayet güzel ne yapabiliriz? 6 yaşında baleye gitti. Baleyi çok iyi yaptı. Evet Devlet Opera Balesi'nden. Evet. Devlet Opera Balesi'ne gitti. Oradan işte oradan konservatuar bir paraya bir parantez açabilir miyim müsaade? Ben de istiyordum diye. Öyle mi? Ben de istiyordum. Hayır, şöyle bir şey var. Balede sadece ileride Zeynep'in oyuncu olabilme ışığını hocanın adı neydi? Sönmez Hoca. Sönmez Hoca. Saygın, Allah rahmet eylesin. Evet. Sönmez Hoca çok değerli bir hocaydı. Biz tabii münavebeli derler ya değiştirerek gidiyorduk. İki gün Güzin gidiyordu, iki gün ben gidiyordum. Bir gün bana dedi ki Sönmez Hoca, Erdal Bey bir şey söyleyebilir miyim size dedi. Evet dedim. Dedi Zeynep'te garip bir şey var. Niye? Şimdi her balerin yaptığı hareketi, figürü kendi içinde oynar. Zeynep dedi seyirciye bakarak oynuyor dedi. Dedim bu iyi mi kötü mü? Çok iyi dedi. Çok iyi bir şey o dedi. Yani gözleri seyircide dedi.
Orada ben ufak ufak düşündüm, şimdi bu bale yapıyor, bir de seyirciye bakıyor. Bu biraz tiyatral bir hikaye. Yani seyirci ne yapıyor? Var ya o, orada böyle ufak bir ışık çaktı. Bunu söyleyeceğim. Devam et güzel. Yani bizim siz siyah kuyu izlediniz, o beyaz kuyu izledi, evet, anladım ben. Evet. Bizim ona yapabildiğimiz sadece önünü açmak oldu. Yani arkasında durmak oldu. Ne istiyorsa kendi yolunu çizdi zaten. Çok şimdi, da başarılı oldu okulunda. Benim sizden şöyle bir ricam var. Bir an önce mesela bir uzun metrajlıda ben sizi görmek istiyorum. Yani. Bireysel olarak. Çünkü karakter, kadın aktrislerin yaş aldıkça hakikaten oyunculuklarının çok başka bir yere geldiğini görüyoruz. Evet, evrim, artık evrim mi dersiniz, devrim mi, bunu bilemiyorum. Evet. Yani geçenlerde Melis Tibi'nin Avcısını izledim. Bir de şimdiki Melis Tibi izleyince tabii... Arada da 19 tane Oscar varmış, onu unuttuk tabii. Evet, evet. Ama yani mesela şu aile böyle bir uzun metrajda bütün mahalle derler ya, olmaz mı, çıkmayacak mı? Şimdi ama ben... Siz de yazıyorsunuz. Güzin konusunda bir şey söyleyeyim. Güzin hakikaten yani eşim olduğu için söylemiyorum ama benim bugüne kadar gördüğüm kadın sanatçılar içinden çok yetenekli, çok özel bir yeri olan ve dünyaya çok özel bir bakışı olan... Ayrıca çok özel bir komik tadı olan bir kadın. Karım olduğu için söylemiyorum. Aynı şeyi. Bayram yok. Evet. Tamam. Aynı şeyi Zeynep de söylüyor. Oğlum da söylüyor, yakın arkadaşlar da söylüyor. Fakat Güzin'in bizlere yaptığı büyük bir destek var. Yani benim oyuncu olmam, arkadan Zeynep'in oyuncu olmasıyla Güzin maalesef yanlış yaptı. Kendini biraz geriye çekti. Yani daha bir annelik motivasyonla girdi. Bunu yapmamalıydı. Ama ben buna yapma diye de ısrar edemezdim. O kendi kararıydı. Ama dediğiniz gibi yani şu anda Türkiye'de yaş skalasında ilk üçün içinde bir oyuncudur benim için Güzin Özyağcılar. Hadi Karim sinema filmi yapalım. Sizin sinemanız gelmiş öyle bir gazlama. Hayır değil. Ama ben samimi olarak söylüyorum. Duyuyor, çok net. Şimdi... Net yani, bu net. Ama onun kararı, ben de çok isterim. Hı hı. Yani onun kendi karakteri içinde bir dizide yahut da bir filmde oynaması çok büyük desteklerim ve çok mutlu olurum. %100 yani şundan dolayı katılıyorum. Şey de bir tercih, doğru diyorsunuz. Oyun kurucu diyorum ben onlara. Şimdi evet. Oyuncu koçu diyorlar ya, hayır oyun kurucu. Kurucu. Çünkü zaman zaman size de sizin oyun oyununuzu kurucu kuruyor. Oyun kurucu çok önemli bir deyim. Ve Türkiye'de de yok. Yok. Yani maalesef çok az. Ya bu da bir şey ama ben... Oyun koçu değil. Oyun kurucu çok önemli. Oyun kurucu gerçekten. Oyun kurucu için geçmiş lazım. Bravo. Görenek lazım. Tabii. Bilgi lazım. Eğitim lazım. Ya, müktesebat lazım işte. Müktesebat burada duruyor karşımıza. Liyakat. Efendim kat kat gidebiliriz. Kat kat gidebiliriz. Tabii senin hakkında konuşuyoruz. Sen ne diyorsun Güzin abla? Ya şunu kabul edeyim. Türkiye'nin mesela en uzun soluklu atıyorum dizi oyuncularından bir tanesiydin aslında yani. Bunu evet, kabul edeyim. Evet, yani. Evet. Hakkında teslim edelim ondan sonra. Valla pandemiden sonra ben de böyle psikolojik bir şey oldu. O yeter artık. Kızımın yaptıklarıyla, Erdal'ın yaptıklarıyla keyif almak. Bizimle ne alakası ben? Biz de belki sizin yaptıklarınıza keyif almak istiyoruz. Evet ya. Allah. Bizden niye alıyorsunuz? Pandemi biraz beni böyle geriye çekti. Ama niye olmasın? Güzel bir film daha çok. Diziyle bakın, artık... Şuradaki yaşta... bak. Şuradaki bakın. Abi unutulur bak, mu? Görüyor evet, musunuz? Bak. Bakar mısın? Ellerinin kollarının evet, evet, ve yüz ifadesinin... Çocuklar onu bir döndürün bakın bir kere daha. Çok bir daha döndürür müsün? Vallahi çok önemli ama. Şey, değil mi? İnsan böyle ama bakınca... Ama çok önemli. Doğru. Bakın çok... Evet. Bak. Hiç sahtelik yok. Gayet evet, yumuşak. Eli kolu yerli yerinde. Bravo bravo. Ve şey, yüzü suratı... Yani bütün resim ya, içindeki her tarafı oynuyor. Öğretir gibi oynamıyor. Bravo. Çok güzel. Yani, o karakteri oynuyor. O dönemde... Ama bu ama ben niye kızıyorum? Hı. Şöyle bir şey var. Şimdi ben hep şunu söylüyorum. Bak Güzin diyorum. Bu bir iş. İş tiyatrodaki gibi değil. Tiyatroyu çok seviyor. Tiyatro evet, aşığı. Çok, evet, tiyatroda evet, gidiyorsun evet, abi. Oturuyorsun. Tekstler veriliyor. Yönetmen orada. Böyle 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 okuyorsun. Çıkıyorsun. Ediyorsun filan. Sistem böyle. Ama yani filmde ve şey özellikle dizide böyle değil. Hı. Bekliyorsun abi. Bekleyeceksin. Evet, zaten Erol Günaydın ne demiş? Niye kızı kılıyorsunuz? Bize bekliyoruz ya, para veriyorlar. Evet, yani onun gibi. Alıyoruz o parayı. Şimdi ona sıkılıyor. Hay sıkılmayacaksın. Bak ben mesela ben onu hallettim. Ben ne yapıyorum? Nasıl hallettiniz hakikaten? Uyuyorum. Karavanda. Evet. Benim Yasemin var asistanım 15 tamam, senelik. Diyorum Yasemin ne kadar araba? Bir saat Erdal Bey. Uyuyorum ben dedim. Tamam diyor. Perdeyi kapatıyorum uyuyorum. Harikulade iyi tamam, çözülmüş o. Çözülmüş. Şimdi
Bunlara çünkü o ne yapıyor bilmiyorum, hazırlanıyor. Orada hazırlanıyor. Geceden hazırlıyor bilmem. Sabahleyin erkenden kalkıyor. Kalkıp ezberini, her şeyini yapıyor. Gidiyor. Şimdi iki sahneden sonra sizi alacağız deyince iki sahneye yaklaşık 45'erden 1,5 saat. Pat çöküyor. Soğuyor insan. Soğuyor. Ama soğumayacak işte. Taktik orada. Uyuyacaksın. Uyumasan bile onu kafandan sileceksin. Ha, belki de. Ama yapacak. Onu ben alıştırıyorum. Ha öyle. Bir evet. Öyle. Biraz erken ama. Bir şey soracağım ama. Boş olmamış o sırada. Oynamasına. Bir kitap çıktı galiba değil mi? O sırada bir kitap çıkardık. Sana kitap toplanıp getirecektim. Alırım. Hiç sıkıntı yok yani. Ben getiririm. İşte bu pandemi döneminde ne yapayım? Oturdum. Çocukluk anılarımı yazdım. Bir kitap oldu. Toparlanın gidiyoruz. Babam subaydı, asker kızıyım. Her sene bir yere gittik, her sene. Orada bir sürü anı birikti. Onları bir kitap yaptım. Okuyanlar çok da mutlu oluyor, ben çok da seviniyor. Öyle şeyi aşırı seviyorum. Geçenlerde işte Gül abla da yazmaya başladı, Gülsun abla yazmaya başladı. Hmm. Onları da biriktiriyoruz. Sonra bu sana yollayacağım. Mutlaka bekliyorum. Eş durumundan bu tiyatro meselesine gelmeyi, 56 sene oldu mu siz? Kaç yıldır? 53 yıldır. Evliyiz yani. 56 benden çıktı. Bak gidecek o iş. 60-65'e kadar gider inşallah. Yine bir masa sohbetinde oturup konuşuyorduk. Bu tiyatro birliktelikleri çok önemli. Şevket Altuğ ve Jale Altuğ çiftiyle konuşuyoruz. Tiyatroda başlamış o büyük aşk. Canım konservatuvarda. Konservatuvarda var. Ve tiyatronun diyor aşkı bir mutlaka aşkın içinde tiyatronun bir yeri var oğlum diyor. Doğru tabii. Jale abla da bunu onaylıyor. Var mı gerçekten hani o? Tabii bir canım. Kulis, sizinkisi kulis aşkı mıydı neydi? Tam yok canım konservatuvarda. Ha ilk bakışta mı yoksa? İlk bakış falan ilk değil. Çalışma. İşte bakışarak ederek falan yani. ben sizin mektubunuzu, ben mektuplarını okudum. Ha. Annem teyzeme mektup yazıyor. Bak, o zaman şimdi. Tabii telefonlar falan yok. Şımartma. Ay evet şımaracak ama neyse. Şımarsın. Tülay teyzem Bilecik'te işte eczane. Dur ben bunu dinlememişim. Bak şimdi. Şöyle oturayım bir dedikodu. Eczacı o zaman. O zaman mesaj, telefon ha. Falan benle yok. Benle ilgili söylüyorum. Evet. Diyor ki işte her şeyi anlatıyor. Bu arada bunlar çok tatlılar. İzledikleri, okudukları kitapların özetlerini falan bile o mektuplarda yazıyor. Çok şeker. O mektuplar bende var. Bir çocuk geldi. Geldi diyor bugün okula diyor. Ben o ben. Bursalı diyor. Çok yakışıklı diyor. O zaman aslında o zamanlar da hiç yakışıklı değilim. En çirkin zamanı yani. En çirkin zamanı. Sülük gibiyim. Yani abi ya. İnce uzun koca burun saçlar böyle. Evet neyse. Evet öyle güzel demiş. Gidiyor. Yani demek beğenmiş. Evet, okula Bursalı şey diye geldi. Ben çok sıkılgan. İçine kapanık, hatta konuşurken kızaran evet, falan öyle. Böyle bir tiptim konservatuvarda. Konservatuvarda. Evet, evet öyle yani çok içine. Yıldız Hanım da benim bu tarafımı çok severdi. Erdal geldi bir deli okulun içine. Hareketli, bir de Yıldız Hoca'nın öğrencisiniz değil mi? Yıldız evet, Kentin tabii üçümüz de. Evet. Ne güzel aile boyu. Ondan sonra böyle şakalar yapıyor, takılıyor. Benim o kadar tersim ki. Bir yere gidiyoruz, hemen çeviriyor, şey diyor. Bana çok cazip geldi. Canım bana kalmış. Ama şimdi fazla geliyor. En iyi projeyi en başta yapmış. Sonra evet şimdi artık oha biraz sakinlik istiyor. Ya. En seneden sonra fazla gelir ama tabii. Ama bir şey söyleyeyim. Adam hala proje. Senin yani. En iyi projeyi sen en başta. En son söyleneceği en başta yapmışsın. En iyi projeyi en başta yapmışsın. Evet. Devam ediyor mu proje nasıl? Şey yapar? Proje ne diyor? Yazmayın. Hani proje tasarım. Proje tasarım. Proje vallahi, proje. Ondan sonra devam. Valla o ne biliyor musunuz? Yani geçen gün bir şey okudum. Kaygılı insanlar diyor. Hı. Ben Aslan Burcu'yum. Kaygılı insanlar. Kaygılı insanlarda bir duygu vardır diyor. Kaygılı insanlara her sabah biri gelir, bugün ne yapacaksın der diyor. Nasıl yani, ne yaratacaksın der diyor. Ve o kaygılı insan bir şey yaratması lazım diyor. Kaygı odur diyor. Yani kaygının genel anlamındaki yani bir korku kaygı değil. Bir şey yani o gün bir şey. Ben bu kaygımı bu şekilde mesela dizi olduğu zaman dünyanın en mutlu insanıyım. Biz Serdar Akar'la sevgili Serdar'a bir lafımız vardır. Evimiz olsun, setimiz olsun yeter bize diye. Güzel bir laf. Şimdi benim setim olunca rahatım. Hı. Evim de var. Ama evim, setim yok evim var. O zaman da benim işte bir bu şey kaygım giriyor içeri. Ha, bir şey yap. Her sabah geliyor. Her sabah biri diyor ki Erdal Özyağcılar bakalım bugün
Pardon ama ya. Ne yumurtlayacağım? Artık öyle bitti. Artık ne, ne yumurtlayacağım? Allah Allah ne yapayım? 2-3 tane böyle hikayem var. Proje hikayem. Hani birini çalışıyorum, birini çalışıyorum. Mesela bu akşam da eskiden yazdığım Melek diye bir şeyim vardı. Projem vardı. Hı. Onu Zeynep'e yapacağım. Çok enteresan bir hikaye. Dizi mi, sinema mı? Abi ya, ne olduğunu bilmiyorum. Yani şöyle bir şey geliyor. Melek bir geliyor şey geliyor. Sinema yazıyorum. Kalanlamak geliyor şu anda. Dijital mi olur? Mesela en son yaptığım bir proje şey var. Onları da yolladım. Ha? Şey. Onu anlatma ama. Şimdi tabii, sen söylersin. İpucu, onları anlatma. İpucu vermesin. Benim. Çalmıyor ama. Çalmazlar. Bunu çalamazlar. Bunu çalamazlar. İyi tamam. Söylüyorum. www.nazikcenazeişleri.com. Kaç kere girme dedim. Haydi, filmin adı bu. E güzel. Bir amca 3 tane yeğeniyle beraber cenaze işleri yapıyor. Bak şimdi. Güzel. E gitti zaten şey. Proje gitti. Proje şu anda kimden izleyeceğiz acaba? Yani belgesi var. Belgesi var. Ha belge sendeyse tamam. Belgesi var. Çünkü daha önce hani çaldırdığını biliyorum projeyi. Çok çok ya. Çok çaldı. Her yerde. Her yerde anlatıyor. Ya o heyecanı. Sette beklerken oturur mu? Projesini anlatıyor. Hikayeyi anlatıyor. Onunla ilgili unutamadığım bir hikaye var. Şeyden iniyoruz. Antalya'ya doğru. Nerede başladık konuşmaya? Sanıyorum Afyon'u geçtikten sonra başladık. Projeyi konuşuyoruz. Antalya'ydık. Erdal abi dedi. Antalya'ya geldim. Görüşürüz abi. Böyle enfes bir şey ama tabii bu bir yandan da aslında siz de bir şekilde deniz feneri oluyorsunuz insanlara. Yani yol gösteriyorsunuz. Ben böyle mutlu oluyorum. Hırsızlar yani, olmayın da ama yol gösteriyorsunuz. Şöyle bir şey oldu. Belki burcumdan gelen. Ben yani inimi çok seviyorum. Evimi çok seviyorum. Fazla insan sevmiyorum değil, çok insan seviyorum da çok çabuk tanıyorum, analiz ediyorum. Bir de benim doğrularım var, o doğrularımı kimse yumultamaz. Yaşama ait, insanlığa ait, vicdana ait, adalete ait. Bunlardan da kopamıyorum. Koparanlarla konuşmuyorum, fişi çekiyorum. Gayet güzel. Yalnızlığı da seviyorum. Temiz bırakıyorsun kendini. Temiz bırakıyorum. Şey, işimi şey. Yapıyorum. Çok iyi. İşimin kara sevdalısıyım. Hadi kara be. Sevdalısıyım. Onu ama hissediyoruz zaten. Yani onun için ben rahatım. Setim olsun, evim olsun. Olmazsa da ben projeler yazıyorum. Bugün bir şeyler yaptım Zeynep'e. Bir şeyler, evet, videolar çektim. Tartışıyoruz. Bazen sabahlara kadar böyle bir senaryolar üzerinde konuşuyoruz, tartışıyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz. Babam yazıyor diyor, yok diyorum. Ben üstüne bir şey tekrar yazıyorum, tekrar bu arada getiriyorum. Bir şey söyleyeceğim. Güzin'in en kızdığım tarafı, Güzin inanılmaz hikayeci aslında. Evet, kalemi onun o kadar güzel hikayeleri var. Bu şimdi şeyde de göreceksiniz, romanında da. Hı-hı. Ama onları çıkarmıyor. Ne hikmetse o kadar kibar ki, ya benim fazla deliliğimden veya benim fazla... Alır bunu egzecene eder götürür yere. Bir de o tarafı çok iyidir. Çok iyi hikayeci aslında. Tembelim ama. Evet. Biraz tembel. Çabuk pes etmesi var. Öyle yani mi? Sıkılıyor. Benim kutularına katılım şey bence. Ha, onu atması lazım yani. Bekleyeceksin kardeşim. Sıkılıyor. Kırılıyor. Şey sıkılmayacaksın. Bekleyin. Çünkü pandemi bitti artık. Yani bitti. Normal, hayata dönmek bitti. Lazım. Bir de ayrıca bir gerçekten şey de var. Yani gerçekten böyle bir donanımlı kadın. Bak samimi söylüyorum. Eşim olarak söylemiyorum. Estağfurullah biz görüyoruz. Biz bilmiyoruz. Yani yanlış. Mesela bazı arkadaş ya diyorlar senin skalanda 3-5 kişi var ya sen niye yapmıyorsun? Sıkılıyor. Ben buna sıkılıyor. Ben de sıkılıyorum. Tamam artık bu konuyu şey yaptık. Yapacak tamam, bir yani. Sinema bundan filmiyle hemen. Bundan yapacak mısın? Sinema filmiyle. Sözü aldık mı? Evet. Söz. Aldık sözü. Projede. Tamam yayında. Jinozacılardan sözü aldık. Bu iyi bir şey bana göre. Zeynep çocuklarla da ilgileniyorsun değil mi bir yandan? Hani bir bakıyorsun hani çünkü şey yapay zeka çağına girdik bilmem ne insanlar değişiyorlar işte böyle sevgililik ya, hali değişiyor. Ben insanlarla aşk ilişkilerinde olağanüstü başarılı olunca yapay zeka dedim ki biraz İnsanları yapay gömdüm zekalara. Yapay zekadan gireyim evet, dedim. Ben artık yapay zekalara gireyim dedim. Yani, nasıl bakıyorsun gerçekten ilişkinin mesela ilişkilerin geleceğine? Valla ilişkilerin geleceğine tabii ki herkes çok bireyselleştiği için herkes kendi hayatını kendini ayakta tutma çabasına giriştiği için bir kere bir maddi dayanak olarak birbirine o anlamda bir ihtiyaç duymuyor. Hı hı. Bir yoldaşlık, bir yol arkadaşlığı istiyor. Yani benim şahsen hayatımda hani biri olacaksa nasıl durur diyorlar yani iki insan, iki ayrı dünya, iki ayrı zevkler. Hı. Yani ki benim evim mesela ben heykel de yapıyorum. Bugün işte babam oturmaya geldi bana Zeynep dedi yani bir adamın dedi anca dedi seninle olabilmesi için
gerçekten sanatçı olması lazım. Yoksa anlamaz dedi. Çünkü benim oradan heykellerim, buradan başka bir şeylerim falan. Yani bir de çok acayip bir dünyam var. Tahtalardan, mahtalardan deli kız... Deniz kızının oyuncakları diye Lodos tahtalarının heykeller yapıyorum. Onların heykeller filmlerini çekiyorum. Onlara senaryolar yazıyorum. Şiirleri, yazıları, bilmem. Ya yorulmuyor musunuz? Ya bizim abla deminki sözü geri alabiliriz. Şu anda anladın. Seni bir tek sen gerçekten anlarsın. Gerçekten bu iki çocuğa koşturmak çok bir de... Aynen. Peki oğlan nasıl? Oğlan herhalde yok, normal. Hiç yani. Yok hiç normal. O da sinema delisi. Hayda. En seyir, fazla bizi o eleştiren o. O seyirci. Seyirci o ama çok iyi biliyor. Seyircinin de şımarığı fenadır. Hayır, ama. Hayır seyirci ama biliyor. Ha bilmesi kötü. Yönetmenleri biliyor. Çekim olaylarını biliyor. Film olayını hangi işte yani... Bayağı, ama tabii ki dolu. Şeydir yani o Boğaziçi kimya mezunu işletme yani o bir iş insanı yani. Daha önemli. Hayır, abi, o daha Boğaziçi mezun olunca kafa da çalışıyor. Başka türlü bakıyor filmlere. O mahallede yaşadığım için biliyorum yani, o kafaları yani. Ayrıca bu kadar üç tane deliği bir tane oğlumuz o idare ediyor. O bizi bir sakinleştirsin yani. Yani. Evet. Hem kasamız hem ya, şeyimiz. Kolay değil. Tiyatro şey devam ediyor değil mi? En şimdi güzel evet, parçam diye bir şey gösterdik en az önce parçayı. En güzel parçam, evet. Çok severek benim yazdığım bir oyun. O da tam pandemi zamanına denk gelmişti. bir kadının yapay zeka ile aşk hikayesi. Aşkla, dansla iyileşip aslında kendini bulma hikayesi. Yani aslında en güzel parçam dediği hiç kimseyi parçanız yapmayın hikayesi aslında. Yani onu da eleştiriyor. Kadın erkek ilişkilerini başka bir yerden bakıyor. Hem seyirci çok gülüyor. Hem finaline doğru ağlıyor. Bilmiyorum yani annem babam mesela çok ben bugüne kadar ben de yaklaşık baleden sayarsak benim de herhalde 30 yıla yakın ben çocukluğumdan beri hep sahnedeyim. Şeye girelim. Dijital bambaşka bir şey oldu artık. O yani, ayrı. Siz orada da varsınız. Şahsiyet değil mi? Şahsiyette oynuyoruz. Sevgili Onur Saylan. Bir fark görebiliyor musun dijital izleyicisiyle? Var tabii çok şey. Var. Öyle mi? Nedir çok ya? Var. Onu bir sizden duymak önemli. Valla ben dijitalleri son 2 yıldır, 3 yıldır falan izliyorum. Onu da Zeynep ön ayak oldu. Dijitallerde benim sıkıldığım şey oldu. Herkes özel güçler işte. Kolay. Hepsi özel güç. Aha. Kimi görüyor, kimi bilmem ne görüyor. Bunlar beni peki, sarmadı, çok, etmedi. Şey, bir saran Wednesday oldu. Hmm. Bu çok güzeldi. Fakat güzel hikayeler de var. Yani çarpıcı, çok çarpıcı hikayeler de var. Mesela benim hayran olduğum aşkım Christoph Waltz diye bir oyuncu var. Müthiş. Onun Danışman diye bir hikayesi var. Ona bayıldım. Orada bir farklılık var. Ve o farklılığı da sezon, Şahsiyet'in birinci sezonu çok güzel karşılık verdi herhalde. Onu da seyrettim çünkü. Sevgili Haluk'cuğum da emisini aldı. Bu sezon ikinci fasılda en az onun kadar güzel bir iş. Enteresan yani Onur'un çalışması Hakan'ın senaryosuyla farklı bir şey. Farklı Onur Saylak, bir Hakan Günday yani hani tiplere bakar mısınız? Hani, evet ya, ama bir de mesela Güzin'in çok güzel bir şeyi var. Harika bir dünya kurmuş. Öyle değil mi? Çok sen anlatsın. Bir alternatif dünya. Değişik bir dünya yani. Seni başka bir dünyaya sokuyor ve sana hikaye anlatıyor. Evet. Öyle mi? Evet. Çok güzel ve kopamıyorsun. Nedir bu, nasıldır diye. Standart bir dizi izleyicisini yani dijitali çağırabilmek ya da oraya... Çünkü gelir buna. Buna gelir. Gelir. Evet. Yani çünkü bir şekilde Türkiye hep alıştıra gidiyor. Yok ama onun içindeki hikayede bizim Türk insanı, dizi seyreden insanın da... Çok merakla beklediği şey yaptığı ögeler var. Onur iyi bir yönetmen değil mi? Onur Saylan. Müthiş. Enteresan değil mi? Müthiş. Müthiş. Yani Hakan da müthiş. Romanları zaten. Hakan Günley zaten. Künyaz Kayra tek ve zaten şunu gene söyleyelim. Yani ben hiçbir zaman hani ben 50 yıllık oyuncuyum ne gelirse oynarım demem. Hı. Asla demedim. Çalışırım. Mesela burada... Ben eğer o kader rolünü güzel oynamışsam onun %50'si şeyindir, Onur'undur. %50'si benimdir. Güzel. Tabii yani yönetmenle çok önemli bir şey. Şeyi, o dostluğu, çok, o mecburuz. Ya da ortak dili falan çok önemli. Ortak dil çok önemli. O çok bunu önemli. Herkese çıkartamıyorsun ama. Ya. Ama Erdoğan, mecbursun sen abi. Şey abi iş bu ama. O, yönetmenle konuşacaksın, edeceksin. Yani ben bunu yaparım. Nasıl yapıyorsun?
O karakter ne? O karakter senin böyle yaptığını o nasıl yapar? Doğru diyorsun. Bir obuayı kırnata çalamayız değil mi yani? Ağla, üzül, kız, müşkül, şaşır. Olmuyor böyle. Bunlarla olmuyor abi. Orada bir dünya var. O bir dünyanın içine gireceksin. Hazırda bulmuşken en çok hangi karakterinizi sevdiniz bugüne kadar can verdiğiniz? Kader. Öyle mi? Evet. En son en iyi diyorsun yani. En son en iyi değil. Abi seri katil oynuyorum. Ben artık bıktım baba oynamaktan. Ben bak. Paso kesecek hepimizin. Farkında mısınız? Ya kanlı bir çek. Ben yani börekçi baba. Neyci baba? Söyle. Sütçü baba. Sütçü baba. Evet, baba. Bütün babaları gördük baba, gerçekten. Babaları gör. Şimdi ben baba da oynuyorum. Mafya babası da oynamıyorum. Başka. Aha. Ben kötü adam oynuyorum. Ama versiyonlarım var. Bundan sonra Türk seyircileri bana Erdal Özyaylıların kötü adam versiyonlarını seyredecekler. Farklı farklı. O şaşırtıcı bir şey aslında. Evet. Yani hani senden de beklenen bir şey değil, enteresan bir şey. Evet. Şimdi bu kaderle başladık. Gaddar'la devam ediyoruz. Ondan sonrası devamı gelecek. Nasıl bir başlar? Kader, Gaddar. Evet kadar, abi. Şeye kadar, Cevdet'e kadar gidecekmiş ya. Güzel abi, senin ya en damağında lezzet bırakan projen hangisiydi? Tiyatro tabii. Daha yani, çok tabii. Tiyatro, onun için tiyatro. Tiyatro benim için tiyatro. En son mesela Kral oynadık hep beraber. Evet. Zeynep Yoksu. Çok keyifliydi. Müthiş. Onun öncesinde... Biz Ana Kız'da abi oynadık. Demir diye bir oyunda. Bir orada oyunu. Da annemle beraber oynamıştık. Nasıl buluyorsun annenin oyunculuğunu? Çok yani karşılıklı oynamak bir de çok sert, güzel bir teksti Demir. Hı. Böyle bir katil bir anne 15 yıl sonra kızın hafızası gitmiş. Güzel bir hikayeydi. Kalktı şu anda. Şu an en güzel parçam devam ediyor. Peki evet. Bir şey söyleyeceğim. Yani tekrar bir aynı sahneyi paylaşma olabilir mi? Yani olabilir. Olur. Böyle biz yani oturup onun için bir proje aramıyoruz. Ama evet. Hani bir oyun olur. Çok etkileniriz mesela teksten ve üçümüze de uygun rol vardır. Denk gelirse denk gelir. Olmasın? O zaman tabii ki mutluluk. Çünkü hala işletmeci sensin değil mi ailede? Evet. Yani patron benim. CFO sensin. CFO, CEO. Hepsi sensin. Patron benim. Harikulade kısa ve öz bir program oldu. Çok teşekkür ediyorum size. Bakalım manşetlerimizde neler varmış. Biraz oyundan bahsedelim. Evet. Evet, Erdal Özyağcılar, Sayın Erdal Özyağcılar, onun da işiyle Erdal abi. Diziler dünyaya açılmaya başlayınca kendime bakmaya başladım Mesut'cum. Yatmaya giderken 41 aşamalı bir süreçten geçiyorum nazar değmesin diye. Çok iyi baklavacıyım diye Yunanistan'a iş için çağrıldım ama üşendim gitmedim emekliliği yakmayalım diye. Bu tamamen attık. Evet, Zeynep sirkte doğdu. Fırlata fırlata büyüttük, tiyatroya attık, kendi patronumuz yaptık. Zeynep'in bale hocası... Çocukta garip bir şey var. Seyirciye bakıyor ama karşısında seyirci yok. Bir tuhaflık olabilir mi dedi. Ben hemen o ışığı gördüm. Dedim ki yok bu tiyatrocu dedi. Ve bitirdik bakalım. Güzin Özyalcılar, Sayın Güzin Özyalcılar bu akşam Erdal Süslü falan değil. Ya evde pijama ile gezer. Onun şovu millete. Her hafta benden çok kuaföre gider. İyi ki kadın değil. Erdal çok hiper aktif diye beğendim. Yaşlanınca geçer dedim. Olmadı. Olduramadık. Tam tersi çok şımardı. Tutamıyoruz. Devam ediyor. Bakalım. Evet Zeynep Özyağcılar. Bazen babam şımarmasın diye arkasından konuşuruz evde. Ünlü biri diye babamın dedikosunu yapıyoruz. Bu arada sus baba. Onu da anlatma baba. Yapma baba. Mesut Bey burayı da keselim lütfen. Baba 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 diyerek bitirdik. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Yani şu tabloyu... Tablonun keyfini sadece bana yaşatıyorsunuz ya ben evet, bayılıyorum. Sen de bize yaşatıyorsun yavrum karşılıklı. Gerçekten bir aileyiz yapacak bir şey yok. Ben de öyle. O kadar rahat oluyorum. Bir gün de sen bizim eve gel. Gelir miyim bu kadar katil dolu eve? Abi katil değil abi gel. Çok teşekkür ederim. Tiyatroyu neler anlatacağım? Ben oyun tarihlerimi söyleyebilir miyim acaba? Abi lütfen tabii söyle. Lütfen oyun tarihimi söyleyelim. Tamam tarihleri alalım. En güzel parçam 15 Aralık'ta. Cuma gününe geliyor. Cevahir sahnede. 23 Aralık Cumartesi de baba sahnede oynuyor Kadıköy'de. Harika. Bol danslı, keyifli hem de gözlerini de dolacağı gerçekten gurur bizler duyduğumuz bir iş. Bizler de konuşuyoruz. Erdal Bey çapkın buzdolabını seslendiriyor. Çapkın buzdolabına. Güzin Hanım flört ettiği kahve makinesi. Oyunumuz 2042 yılında geçiyor. Bernaleç'in sistemi konuşuyor. Yani tek yani yazarken şöyle bir şey istedim. İnsanlar tek kişilik oyun izlediğini unutsun. ve böyle her yerden ses geliyor. Arkada görüntüler var. Birçok oyuncu arkadaşım da destek oldu.
Çok tatlı bir aşk hikayesi var. Çok hüzünlü. Başka şeyleri sorgulatan. Oyun bitiyor, insanlar aralarında tartışıyorlar. Çok mutlu oluyorum ben de. Benim ödüllerimizi de aldık. 3-4 tane de ödül aldık oyunda. En güzel ev araçları, ev gereçleri ödülünü aldım. En güzel. Çok güzel bir iş. Bu oyun iyileştiren, tüm iyileştiren aşklara adanmıştır diyoruz. En güzel parçalarında bulmaları dileğiyle gelen seyircilerin. Inşallah. Harikulade. Güzel bir başlangıç, güzel bir son oldu. Çok teşekkür ediyorum size. Teşekkür ederim. Harikulade bir gece yaşadık. Dilerim gecenizi şenlendirmişizdir. Haftaya yine görüşmek üzere.